Son dönemde yapılan e, Abdülhamid Han Hazretleri ile alakalı uzunca bir dizi yapıldı. Evet. E, muhtemelen izlemişsinizdir. Evet. Abdülhamid Han Hazretleri'ni tam yansıttı mı bu dizi? Nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi şöyle e, e, nasıl söyleyeyim? Burada bir kere e, Orhan Efendi benim abim e, orada danışmanlığını yaptı ama ben kendim biraz böyle şeyde kaldım. Hani e, Tam ortada kaldım. Ne çok beğendim ne çok e, şey yaptım. Yani Abdülhamit Han filmi... ...şu ana kadar pek çekilmedi aslında... ...öyle diyebilirim yani çünkü niye? Bu diziyi yapmadan evvel size herhangi bir teklif gelmedi mi? Bana geldi... ...biz Şafak Hocamızla beraber otururken geldi... ...bizi aşağı yukarı beş kere mi gelmişti? Evet. Beş kere bir teklif geldi, beşini reddettik. Dedi ki bize... ...eğer müdahale ettirirseniz... ...biz bunu iyi bir şekilde anlatırız. E, Tabii olmaz... ...işte olur olmaz vesaire derken... ...tabii olmadı, nasip olmadı sonra abiye gitmişler, abimle konuşmuşlar. Abim dedi tamam hani oturup konuşalım. Nasıl yaparız diye. Danışmanları verdiler ama ben tabii gene kendi düşüncelerimi söylemek zorunda kaldım. Ee, aslına bakarsanız hani daha önceki yapılan filmler, diziler içerisinde gayet iyi. Öyle bakalım. Evet. Ee, ama şu güne kadar gerçek bir Sultan Abdülhamit han filmi yapıldı mı? Bence yapılmadı. Çünkü tam anlamıyla anlatılması lazım. Sinemada anlatalım buyurun. Ben dedim ki söz, gerekirse beni oynatmak istiyorsanız ben de oynarım. Seve seve. Ama Abdülhamit Han'ın tam anlamıyla... Yani şu an çok ciddi bir projeyle gelseler oynayabilirsiniz. Yani düşünürsünüz. bakın şöyle bir şey var. Bizim elimizde elmas var. Değerli bir elmas var. Bugün 700 yıllık devleti aileye, doğru mu? Dünyayı evet. hükmetmiş, 3 kıtayı hükmetmiş nesillerin torunu olmakla beraber... Böyle bir proje var. Fatih Sultan Muhammed Han'ın filmini yaptılar, yapamadılar. Yavuz Sultan Selim Han deseniz işte gene yapamadılar. Kanuni Muhteşem Rezalet çıktı biliyorsunuz. Adını ilk e, bölümünü seyrettikten sonra akşam televizyoncular, gazeteciler beni aradı. Efendim ne düşünüyorsun? Dedim ki efendim kusura bakmayın ama Muhteşem Rezalet. Muhteşem Rezalet diye ben ilk günde hemen dedim ki olmaz dedim. Böyle bir şey olamaz dedim ya. Yani sonra diğer bölümlere baktım. Efendim padişahı saraydan indirmiyorlar. Yani haremden çıkarmıyorlar. Halbuki bir seferi altı ay sürüyor bir padişahın. Düşünebiliyor musunuz? Bir seferi dedemizin altı ay sürüyor.